Hoş, evet bak, ay yerim seni güzel kızım benim. Bu duymayanlar için tabii ki bu çeviriler Nestor sayesinde yıllardır devam ediyoruz. Bütün programlardan önce biz başladık. Nestoş'la beraber. Bizden önce sadece bir haber bülteninde vardı ama iyi ki var ve şimdi inşallah böyle bir karar alırsa, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun galiba bir tavsiye kararı çıktı zaten, emin değilim çok ama bence zorunlu hale getirilmeli ve duymayanlar için mutlaka bu çeviri yapılmalı. Nestoş biliyorsun şarkıları da çeviriyor. Biz ondan şarkıları çevirmesini istememiştik ve ben bunu anlatıp duruyorum. Yani ve hakikaten şöyle bir hizmet yapmışız. Bir duymayanlar, iki tane duymayanlar programı yapmıştık ve onlar bana söylediler. Geldikleri zaman dediler ki biz yıllardır bu televizyonlarda işte duymuyoruz. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Millet bir eğlence, bir kakır kakır bir şey falan. Düşünsene. Yani sen şimdi ne kadar heyecan, ne kadar güzel bir sahnen var. Ve herkes ayağa kalktı falan. Çok güzel bir oldu. Düşünsene onu ne diyor acaba bu? Yani hakikaten duymayanlar merak ediyorlardı bunu. Ne diyor bu acaba? Yani ki herkes çok eğleniyor filan. Sonra Nestoş çevirdikten sonra, senin için söylemiyorum, senin şarkın için ya da Nalan'ın şarkısı için ama dediler ki bana, ulan bir halt demiyorlarmış be. Yani boşuna üzülüyormuşuz. Anlatabildim mi? Çünkü bizde o kadar çok hani gerizekalıca yazılmış Türk popüler müzik şarkısı var ki. Sadece yani, Türk popüler müzik mi yani? Ne var ne başka? Ne yapsın zenciler, altın dişlerinden, bling blinglerinden, pırlantalarından bahsediyorlar. Bence biz iyi bir durumdayız ya. Ya ama şeyler. Şu an dünyaya hakim almış müzik ne rap? Afrikalı Amerikalıların evet saçma sapan şeyler Afrikalı söylüyorlar. Afrikalı Türkler mi o zaman? Yani. Sonuçta total bir saçmalık var ortada. Pırlantam 8000 karat aldım, seni vurdum, öldürdüm, pis kadın bilmem ne. Yani biz bunları yıllardır goşari, işe böhte, uygana pahariyat, işe böhte. Ben bunu yapayım. Yürü adamım, bugün senin doğum günün. Bugün öyle bir partileyeceğiz ki sanki senin doğum günün. Ben bir şey diyeyim mi? Acemi balığı öpüp başlarına koysunlar yani. En azından hınçlanmış bir kadının hikayesi var orada. Boynunu bükeceksin, ya kapımı çalacaksın diyor. Nestoş! Acemi balık yapsana bir. He, çok güzel. Harika. Ya bir alkışlayalım mı Nestoş'a? Yıllardır kadıncağız orada ya, kurban olurum ya. Yani bu... Ama göğüslerini yaptırdıktan sonra dikkatimi çekmiyor değil hakikaten. Sallıyorum yani, değil mi? Her seferinde yani. Ya bir şey diyeceğim, lütfen. Herkes gördü mü? Lütfen. Şimdi bir ay bir yatalak dönem geçirdim o ameliyattan sonra. Sonra ilk katıldığım ve evden ilk çıktığım yer Güner İcivoğlu'nun Şeffaf Oda programıydı. Şeffaf Oda programı, huzur programı diyorum ben ona. Ben o huzuru öyle bir bozmuşum ki. Yapma yahu. Orada ama herkes çok hanım hanımcık oturur. Sen tabii perişan ettin oraları. Ben böyleyim. Poz vermişiz. Konuklar Ceceli, ben, iki oyuncu. Güneri Bey fotoğrafta, ben böyleyim. Ya çalıştım, kazandım. Ben öyle yaptırdım diye. Neyse, Allah'tan çok fazla Google'da. Ben iki kere katıldım o programa. Belki üç keredir bilmiyorum ama yıllardır. Yani hakikaten o kadar efendidir ki. Bir kere Güneri Bey de şey yapar, erkeklere hiç vakit ayırmaz programda. Böyle kenardan böyle, Güneri abi beni de çağırmıştınız falan diyerekten böyle falan. Dur bakalım, dur yani şey söyleyecek şimdi, değil mi? Piyano çalacak hanımefendi, şarkı söyleyecek, sen dur bakalım falan diyerekten. Güneri Bey harikulade bir adam, harikulade bir adam. Benim akıl hocam gibi, mentorum gibi, bize buraya kabareye de geldi birkaç kere. Büyük sevk onu dinlemek. Hakika. Hem yakışıklı, hem görmüş geçirmiş, hem yani bu kadar, bu yaşta nasıl bu kadar yakışıklı olunuyor? Bilmiyorum. Anlamadım ben yani. Ben yaşayamayacağım için bilmiyorum. Sen yakışıklı olamayacaksın evet bir erkek kadar. Niye yani. Geçen sene en iyi erkek çıkış pop ödülünü ben aldım. O ne be? En iyi çıkış yapan erkek pop sanatçısı ben aldım. Bu sene de en iyi grup ödülünü aldım. Ne yaptığın için en iyi grup ödülünü aldın? Konusuz. Nasıl bir şey? Gelişine. Nasıl bir şarkıyla aldın en iyi grup ödülünü? En iyi grup, dualar eder insan mutlu bir grup için. Ya deli gel buraya, iki deli birbirimizi bulalım demedim mi? Ben de ayarlarınızı bozmaya çalışıyorum şu an. Ne yapayım? Ben henüz tanımaya çalışıyorum. Vahşi bir hayvan gibi koklayarak. 32 yıldır çok deneyen oldu onu. Daha başaran yok efendim. Siz yaparsınız. Yoksa sıcak pastayol. Bir de bunun sıcak halini düşünemiyorum. Seninle beraber
seninle beraber medya arkası yapmak istiyorum. Oley, en sevdiğim şey. Bir şey diyebilir miyim? Söyle. Sizin medya arkasında yıllarınca yaptığınız bir Yılmaz Morgül'ün ağlama sahnesi vardı. Çok güzeldi. Mükemmeldi. Biz sonra Yılmaz Morgül'le jürilik yaptık yan yana Rising Star'da. Fakat benim jargonuma çıpala çıpala ağlamak diye bir şey kattığınız için size çok teşekkür çıpala ederim. Çıpala çıpala ağlamak, evet. Çünkü kaç flörtüm onu benden duyunca sanki Okan Bayülgen lafı değilmiş gibi yedirdim. Ay bu dedim çıpala çıpala ağlıyor. Ay ne demek, ne kadar tatlısın sen falan diye. Neyse işte anı. Senin bazı sözlerine ilgili olarak. Beynime aşığım, hayatımı çok zorlaştırsa da beni özel kılıyor. Çok güzel söylemiş. İnanılmaz fosforlu söylemişsin hakikaten. Fosforlu kalemle çizilmelik. Aynen öyle yaptık zaten. Ya ne yaptın beynime aşığımda? Atom mu parçaladım, elektriği mi buldum? Kıvrak bir zekam var, evet. Hoş sohbetim evet. Ve bu benim hoşuma gidiyor evet. Yani. Bazı arkadaşlarının çok iyi arkadaşı olman lazım herhalde, öyledir değil mi? Yani bazı arkadaşlarının en iyi arkadaşısın, öyle o mi? O kadar, bir kişinin ya da iki kişinindir, evet. Daha fazlası evet. Yok. Peki, ama onların en iyi arkadaşısın mı? Evet, iki kişi var. Biri evet. Amerika'da, biri burada. Evet. Nerede lan? Ha orada. Nerede kaplara. Lan? Ha orada evet, peki. Yani... Olmuyor. Çünkü ben yıllarca insanların hep acil durumda camı kırınız, ocağın simidi var ya. Burada mesela o toplandılar, sıkıldılar. Lan İrem'i arayalım, gelsin coştursun. İrem'i arayalım, gelsin. Ben kimsenin acil durum simidi olmak istemiyorum. İki arkadaşım var, bana yeter de artar, gerek yok. İşte böyle konuşuyorum sonra. Yok zekam çok sıkıntı geldiği için. Peki, bunu da samimi söylediğini düşünüyorum. İlgi manyağıyım ben. Herkes beni konuşsun istiyorum. Küçükken bu yüzden okulun camından bile atladım. Evet, çapraz bağlarıma bir şeyler olmuştu. Seviyorum. Yani ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Peki bu evlilikte de biraz böyle mi oldu? Yani adamı boğdun mu acaba? Hiç kimse bu. Ben o dönemi hatırlamıyorum bile. Hatırlamıyorsun gerçekten çok bile. Uzun dönem geçti üzerine. Ben onun üzerine öyle yollar, öyle deryalar geçirdim ki. Evlilik kavramını ben zaten bilmiyorum gibi kabul ediyorum yani. O çok eski ve yaşanmış bir şey. Aslında yani mesela seni her gördüğümde aslında bunu düşünüyorum. Yani çok eğlenceli bir kadın ama aynı evde yaşanabilir mi diye düşünüyorum yani. Zor. Kolay olmasa gerek. Her şeyi bırakın, titizlik hastalığım var benim. Ciddi mi söylüyorsun? Maalesef. Yani... 8 tur dönmem lazım o evi. Tavaf etmem lazım. Bir tane böyle çay kaşığı eğer bir yerde duruyorsa asla uyuyamam. Zaten uykuya da inanmıyorum. Bir saat, bir buçuk saat kafi. Dünya kaçıp gidiyor ellerimden. Niye uyuyayım lan ben? Affedersiniz. Aslında birçok sanatçının, daha çok sanatçıların başına geliyor. Bir ilk gece kuşu, evet gece kuşuydu galiba. İlk gece kuşu programına başladığımda bir hanımefendi vardı. İsmini söylemeyeceğim. Ama artık şöhretinin finaliydi. Yani artık pek eskisi gibi şöhretli değildi. Pek parası da yoktu. Ama işte kendisinde bir evi vardı. O evde oturuyordu. Bir miktarda geliri vardı filan. Ben haftada 5 gece program yapıyordum ve bana geliyordu sürekli ziyarete. Beraber işte televizyonun kafeteryasında oturuyorduk. Eldiven giyiyordu. Bana bir gün eldivenlerini çıkardı. Şu dedi ellerime bak dedi. Paramparça. Hakikaten paramparça elleri. Her gece dedi, sabaha kadar dedi halıları siliyorum dedi. Böyle bir şey niye yapıyorsun ki ellerini paralayacak kadar? Başka bir şey yapamıyorum dedi. Yani garip sanatçıların... Üzücüymüş ama bu. Evet üzücü başka gerçekten. Başka bir şey yapamıyorum demesi maalesef. Benim bu kadar overdose değil canım. Ama bir yandan da diyorsun ki dışarıdan baktığında sektörün en delisi, en manyağı denilen fakat aslında en normali olan kendi halinde biriyim. Aslında bu dürüstlüğün senin. Dürüst olduğun için böyle yapıyorsun. Yani hanım hanımcık oturmalar, politikli korrekt olmalar. Tabii efendim falan. Ben almayayım biraz önce yedim. Politikli erekt evet. Korrekt değil erekt. Neyse evet. Bant. Ama peki bunlar biraz çelişkili değil mi? Çok fazla ve kolayca için döken biriyim. Aslında öyle değilsin. Değil, aslında değilsin bence. Aslında değilsin. Hep böyle bütün bu. Yani bu kadar tabii kolay basma kalıp hükümler vermek istemiyorum senin hakkında ama aslında ne güzel bir savunma mekanizmasıdır. Yani herkese eğlendirip gitmek, kimse bir şey anlamasın diye. Ama sonucu biraz yok. Da yaptığımız bu değil midir? Yani bu programları da bu yüzden yapmıyor muyuz? Yani
Ay siz gelir kazanıyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum şaklaban gibi eğlendirip millete eve geliyorum. Bir de o kadar keyifleniyorum ki milletin hesabını ödeyip eve geliyorum. Ne anladım ben bu işten? Gittiğin yerlere başkalarının hesaplarını öder misin? Bayılırım. Ben de öyleyimdir. Bayılırım. Son zamanlarda ödemiyorum. Kabarenin şey, borçları var. Dolayısıyla biraz böyle şey kalkıyor. Bizim de ben sektör önden kesat zaten. Falan. Herkese çöküyorum. Peki medya arkasına bakalım. Hey! Boynuzum nerede? Yapmadım boynuz. Ama neden? Yapmadım, istemiyorum boynuzu. Ama neden benim istediğim hiçbir şey oluyor? Yapmıyorum, bugün de yapmıyorum. Hayır, boynuz, ama boynuz. Küçücük bir şey istedim. Bugünkü medya arkamızı genel bir tema etrafında döndüreceğiz. Neden herkes bu kadar sinirli? Neden herkes birbirine bu kadar atarlanıyor? Ve neden televizyonda insanlar birbirlerine çemkirmezlerse bu programlar seyredilmeyecek diye bir düşünce var. Yahu insanların birbirine ezmediği, bozmadığı, sapıkça, saçma sapan, cinayi hareketler yapmadığı, işte aha birazdan çakacak bir tane demediğimiz bir program görmüyoruz. Zaten televizyon dizilerinde yeteri kadar var. Herkes birbirini gebertiyor. Yeteri kadar var. Bir de bunlar stüdyo programları. Ve El Alemin stüdyo programına baktığımız zaman neydi o? Bir tane program vardı. Hadi bir ara biz de niyetlenmiştik onda. Hani Bodrum'daki büyük mandalin bahçesinde yaparız falan diye. Beykoz. Beykoz. Tatlı yapıyorlar babacığım. Tatlı yapıyorlar ya. Anacığım. İngilizlerin programı. Tatlı yapıyorlar. Mis gibi çoluk çocuk, anneanne, dede falan. Yarışma. Yarışma ama. Herkes tatlı yapıyor ya. Hani vardır ya bizde laf var yani. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Değil mi? Ya bizde bir yerli versiyonunu yaptılar. Millet birbirinin gözünü oydu birader. Gözünü oydu. Gözünü oydu yani. Bu kadar yani bu kadar. Biz böyle değiliz. Biz sevecen insanlarız. Ne oluyor yahu? Bu da şey yarışması. Kuaförüm sensin. Kuaförüm sensin. Azrail'in benim gibi bir şey. Evet görelim. Ne dedim sizden? Boynuz küçücük bir şey mi? Evet. Ya benim zevkime hitap eden bir saç yapmıyorsunuz. Sizin zevkiniz yok ki zaten. Ben sizin de o yüzden var mı? Vazgeçtim. Oo ne dedi? Ödümü kopardın Can. Ani tepkiler. Vallahi kuaförün sana nasıl dayanıyor ben hayret ediyorum ha. Senin kuaförün sana ediyorum. Dayanıyorsa benim size bana dayanabilir yani sen gayet. Hayat eşini bulma ya tek yaşa. Sen, canım. Mau. Kedilerle yaşa. Mau. Ay hepsi birbirini yiyor. Kaşıklarına... Yani hakikaten çok ağır değil mi ya? Sabahları mı ne yayınlanıyor bu program? Böyle hakikaten... Gece tekrarı da var bazen. Var mı? Seyrediyor musun? Görüyorum işte sıradaki program kuaförüm sensin. Ya Flash TV kapanmasaydı ben hep Flash TV seyrediyordum ya. O bana utanmaz! Orada kakışmam. Evet. Bir emmi olarak, emici olarak şu çocuğun elinden tutup bir tedavi ettireydin ne olurdu? Ben de izliyordum. Devam. Aşkların altına peçete koyulmamış. Ha kağıt peçete mi? Evet. Kağıt peçeteleri. Orada. Peynirimiz çok az. Peynirle mi duracağız? Buyurun. Aşırı derece zaten az koyulmuş. Zaten ikramlık o. Yani. İkramlık yani. Da olsa o çok az. Bu programın ismi biliyorsunuz Zuhal Topal'la Sofra'da. Çok güzel bir program. Ben de Zuhal Topal'ı çok severim, çok beğenirim. Programımıza davet ettik. 2 ay yurt dışına gidiyorum dedi. Çekimleri bitmiş. Büyük ihtimalle bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görecek. Yani ben bu programı sunsam zaten intihar ederim. Yani bırak böyle yani rehabilitasyonluk falan halim de kalmaz. Yani bu olacak şey değil. Bak şimdi Zuhal Hanım'ın yanındaki kız galiba orada otururken bir yalan kıvırdı. Çok sevdim onun yalanını. Görelim. İkramlık o. Yani ikramlık da olsa o çok az. Ya ne kadar yani altı boş bir yorum oldu bu. Kusura bakmayın Özgür Hanım ama iftariyelik biraz zeydi. İftariyelik öyle olur. Cına oruçumuzu açmak için mi sadece ikramlık yok mu? İkramlıklarımız var ama kızımız onları sofraya koymaya yetiştiremediği için ve ikramlıklarla karnımızı doyuramayacağımız için koymadık ama anında getirdik. Ben böyle bir yalan, böyle bir kıvırma görmedim. Fakat ne yapsın? Kızcağız da ne yapsın? Yani herkes birbirini böyle aşağılıyor, süzerek şeyler yok mu? Korkunç. Korkunç. Geliyoruz bir diğer rehabilitasyona ihtiyacı olan Fatih Üre'ye.
Görelim. Aa, alsın gitsin. O yol o bu. Alsın gitsin. Aa, alır gider mi gitmez mi? Senin derdi ev galiba. Tabii ki bu her gün oluyor galiba değil mi? Bu her gün mü? Bu böyle yani evet, Fatih ne yapsın? Tabii ki orada bir coşma gerekiyor. Fatih, ben Fatih'in performansını Zuhal'den daha yüksek buluyorum. Zuhal Topal'la sofrada da o heyecanı duymuyorum. Yani eski o ne oldu? Evlenmelerdeki heyecan yok. Çünkü sofrada oturuyor kızla. Fatih bütün programı yüzüyle, mimikleriyle şey yapıyor, anime ediyor. Fakat sanıyorum botoks nedeniyle pek de fazla bir mimik olmuyor. Onun için büyük şeyler yapıyor. Görelim. Senin derdi ev galiba. Fatih Bettür anne, Kemal beni alıp gider mi gitmez mi? Bilemem onu. Aman ey! İddiasına girme. Anne beni aldıktan sonra seni dinlemediği için demek ki hiçbir şey dinlemem. Anam. Oradaki şey animasyonu yani kameramanlar ve tabii montajda yapılan şeyler de var. Yakın girmeler falan filan ya hiçbir aldı. Anam! Mahem! Korkunç bir şey. Eskiden tabii ki biraz animasyon olsun, bir şeyler olsun diye. Neydi o? Esra Ceyhan'ımız değil mi? Ne güzeldi. Ne kadar haşerat, hayvanat, doğada yaşayan herkesi. Vallahi program Nuh'un gemisi gibiydi. Yani her şey geldi. Yılan geldi, ördek, keçi, köpek, tavuk. Yani bir herhalde fil falan gelmemiştir. Ya da timsah gelmemiştir yani. Hakikaten. Her şey geldi. Tabii o zaman yani bunun şeyi vardı. Nasıl söyleyeyim? Yani bazı hayvanatın mesela reytingi çok. Mesela İrem hayvanının fazla mı acaba? Ah yerim seni. O kadar üzülüyorum ki. O kadar kendini aşağılıyorsun ki. Bir televizyon programı yapmak istemez misin başkalarını yaptım aşağılamak için? Ne zaman yaptın? Haberim yok benim. Yaptım. Ama patladı. Çünkü yoğun bakıma kaldırıldım. Yoksa gidecekti. İrem Derici'yle Eğlenmene Bak isimli. Çok güzel. Üç erkek, üç bayan şarkılı, türkülü bir yarışma. Grup ödülü aldığınız program. Yok. Onu 1973 yılında o zamanlar rahmetli, ne diyorum ben be, beni de vallahi Devam! 10 yıl önce devlet bana emniyet kemerimi takmadığım için ceza kesti. Ve 10 yıldır kemerim beni çıkarmıyor. Teşekkür ediyorum yetkililere. Kendimden ihbarcıyım, kendimden şikayetçiyim. Dedim Türkiye'ye ders olsun, yani herkese güvenmesinler. Nerede? Ülkede adalet yok deniliyor. Nerede adalet yok? Var, adam kendini ihbar ediyor ya. Ah canım benim, ne güzel, ne kadar modern, medeni, ne güzel bir ülke olduk ya Rabbim. Akıl sağlığımız yerinde değil olsun ama iyiyiz yani. Bir tane şey vardı, gece böyle sigara kullanmayın diye dönen şeyler. Neydi onların genel adı? Duman avcıları mı? Hayır ayol. Kamu spotu, duman avcı. sigara kullanmayın diyor. Orada bir tane adamcağız çıkıyordu, şey diyordu böyle. 20 yıldır bunu kullanıyorum. Hiçbir zararını görmemiştim. Daha sonra bir şeyler oldu. Bıraktım. Eskiden torunum bana dede pis diyordu. Şimdi bana dede mis diyor. İyiymiş ama bu. Çok iyi değil mi? O yıllarda hiç evden çıkmamışsın. Değil ben mi? Bazı hani aileler bazı çocuklarını Allah kimseye vermesin. Akıl sağlığı yerinde olmayan çocuklarını evden çıkarmazlar ya. Sabahtan akşama kadar televizyona bakar. Müthiş bir arşiv var. Ben de öyleydim. Hayır ben bir şey diyeceğim. Televizyon. Bak gayet dışarıdaydım. Gayet konservatuvarımı bitirdim. Dünyayı gezdim. Okulumu okudum. Bilmem ne yaptım. Onun haricinde evet asosyaldim. Ama kendi dünyamı yarattım yani. Benim ilk diyaloğum koltuk desenleriyle. O çirkin böyle gelirdi ya onlar böyle baştan falan. Dıkıl diye onlarla konuşuyormuşum. Ben ne yapayım? Zekam demek ki koltuk üstünü yani. Hani of gerçekten delirtti bu adam beni. Ben niye geldim lan buraya? Devam! Yerli yersiz gülüyorsun. Nerede güleceğini bilmiyorsun. Biz burada komik bir şey anlatmıyoruz yani. Bu işte hakikaten yani Allah'tan o şey gibi değil. Ne o? Bizimle değilsin. Bizimle Dilson programı hangisiydi? Bizimle Dilson. Bu tarz ha. Katılmış gibi söyle. Saçlar falan. Bu tarz benim. Bu tarz benim evet değil mi? Bu tarz benim. Evet. Orada mesela ağır aşağılamalar vardı. Çok yani çok haince,
çok sertle. Bu yine fena değil ama burada da böyle bir kadınlar bir aradayken yani bize bizim kadınımızı da bir garip tanıtıyor. Sanki kadınlar hep böyleymiş gibi. Hani yani bir böyle bir alttan alttan çok gülüyorsun ne oluyor falan filan. Bir şey bir sinir bir böyle bir tatsızlık bir garip bir aşağılama. Evet maşallah. Tabii ki gelen sorular da ayrı güzel. Görelim. Aşk dizileri izlemek hocam. Ne? Aşk dizileri. Şimdi bütün dizilerin içinde aşk var. Ama seyircimiz şöyle sormuş. Aşk dizileri izlemek oruca zarar verir mi? Dur. Şimdi ben seyircimizin bu kadar gerizekalı olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Bu hocalarımıza, değerli hocalarımıza sorulan soruların da televizyoncular tarafından hazırlandığını, hatta böyle büyük toplantılar yapılıyor değil mi? Meşhur hocalarımız orada güzel bilgiler veriyorlar filan. Orada birileri çıkıyor böyle garip garip sorular soruyorlar. Yani bizzat adamın kendisi görüyoruz. O soruların da sordurulduğunu düşünüyorum. Çünkü biz zeki milletiz yahu. Bak kurnaz demiyorum. Zeki milletiz. Zeki milletiz ve de adap bilen bir milletiz değil mi? Orada koskoca hocaya efendim işte bilmem ne abuk subuk böyle şeyler sorduruyorlar. Neden sorduruyorlar? İnsanlar birbirlerine ertesi gün anlatsınlar. Vay bak hocaya bunu da sordular falan gibi. Hem hocayı zor durumda bırakıyorlar. Hem hocayı zor durumda bırakıyorlar. Hoca tabii buna gönüllü değilse. Hem de tabii ki olmaz. Olabilir mi? Bir hoca buna gönüllü olabilir mi? Bir hoca reyting almak için değil mi? İster mi hoca böyle şeylerle reyting almayı? İstemez. Çok ciddi bir şey yapıyor. Dolayısıyla bunu sorduruyorlar. Şimdi bu soruyu niye soruyorsunuz? Adamcağızı bak nasıl zorda bıraktınız görelim. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık derler ya. He. Şimdi dizi seyredebilirsiniz. Bunun içerisinde aşk da olur, meşk de olur. Olmaz değil. Zaten bizim hele Türkçe ise efendim... Fakir olan zengin kız veya zengin olan fakir kızdır. Efendim o şekilde gider o. Ama bu aşk dediğiniz şey bizi gayrimeşru yola itiyorsa, aklımızı başımızdan alıyorsa... Dur! Yahu Türk dizilerinin son yıllarda yayınlanan hepsi gayrimeşru yola itiyor. Yani bizi gayrimeşru yola itmek yani... Eğer bize kötü örnekler sergileniyorsa mı diye ben düşünüyorum. Yani mesela ne izledik değil mi? Bin bir gece vardı değil mi? Ha? Ondan sonra Aşk-ı Memnu'nun kendisinden orijinalinden koparılmış bambaşka hale getirilmiş değil mi? Öyle şeyler izliyoruz. Yani biz yani hangi çok efendi dizi izliyoruz ki ya millet birbirini kıtır kıtır doğuruyor. Ya... Gayri ahlaki aile ilişkileri filan değil mi? Dizilerde bütün bunlar oluyor. Biz de çok efendice programlar yapıyoruz bunun yanında. Yani bizim yaptığımız programlarda bizzat gerçek kişilerin yani İrem gibi ben gibi biz İrem ve Okan olarak konuşuyoruz değil mi? Ha? Ama dizilerde böyle bir şey yok değil mi? Oyuncular diyor ki efendim ben o rolü oynuyorum. Yani roldeki kişi ahlaksız bir kişi. Fettan bilmem ne filan işte sürekli kocasını aldatıyor. Adam da diyor ki işte adam diyor çapkın diyor sürekli karısını aldatıyor diyor. Öbür dizide oynayan diyor ki işte diyor adam diyor katil diyor sürekli ateş ediyor diyor. Öbürü diyor ki adam delikanlı diyor şey yapıyor falan. Zaten ben oyuncuyum diyor. Biz öyle değiliz. Biz gerçeğiz. Onun için bizde bir şey olsa çok ayıplanır. Onun için aslında televizyonların en edepli programları talk show'lar. En ufak bir şeyde bizi linç eder insanlar. Oh dizilerde neler oluyor. Sonra hoca nasıl devam ediyor görelim. Bizi gayrimeşru yola itiyorsa, aklımızı başımızdan alıyorsa... Dur. Meğer başka bir şey anlatıyormuş. Ben sandım ki şeye diyor yani hani aileye kötü örnek oluyor. Mesela işte efendim adam... Gözü başkasını arıyor falan gibi ben anladım. Tam öyle anlıyordum. Öyle gibi oluyor. Görelim. Aklımızı başımızdan alıyorsa Ramazan orucu tutarken bizi başka kapılara doğru sürüklüyor ise elbette Ramazan orucunun sevabı kalmaz. Hı. Yani şurada söylenmeyecek bir laf var. Onu söyleyemiyorum ama erkekler anlasınlar. Yani o aşk dizilerini seyrederken kendi kendinize başka işler yapmaya kalkarsanız o zaman ne oruç kalır, ne namaz kalır, ne hiçbir şey kalmaz. Dur, şimdi bak burada ben bu kıza bayılıyorum yıllardır bu. Yani bu kız
o kadar hanım hanımcık bir kız ki mesela birisi böyle ayıp bir şey söylemese de o çok utanıyor her şeyden ve bir bu bir yer bir sunacağız bir tür ihbarcılık gibi bir şey orayı ihbar ediyor. Mesela bu kız bir şey söylüyor bak. Aa. Niye yapıyorsun bunu ya? Niye yapıyorsun bunu? Bu şeyde de vardır. Seda Hanım'da çok vardır Seda Sayan'da. Birisi mesela bir şey söyledi. Namüsait bir şey söyledi. Gayrı. O ne ya hemen özür dile. Dur kalkından özür dile. Asıyorlar orada hemen getiriyorlar. İlmiği böyle. Ha? Çıkarıyorlar asıyor. Dur kalka adına ölüme mahkum edildin. Asın bunu. Ya. Neyse alkışlamayın. Evde oturuyoruz. Birbirimizi mi alkışlıyoruz evde? Gerek yok alkışlamaya. Ben evet. Seda ablayı alkışladım. Ben de Seda ablayı alkışlıyorum. Seda Hanım hakikaten Türk toplumunda ki Seda Hanım'ı biliyorsun programlarında da şarkıcı türkücü çıkar felsefe yapılır. Ağır felsefe yapılıyordu sabah programlarında. Böyle aile nedir, hukuk nedir, olay nedir? Ha? Böyle ağır felsefe. Aile şöyle yapmalıdır, kadın şöyle durmalıdır, erkek böyle yapmalıdır. Ağır felsefe. Adab-ı muaşereti. Biz onlardan öğrendik.